arkadaşlar bugün yazılı öncesi şöyle bir yazılı hazırlığı yapmış olalım. Diyorlar ki ilk soruda bize soruyu soranlar aşağıdaki cümleleri cebirsel ifade şeklinde yazınız demişler. Bakın Ali'nin yaşının 6 fazlası nasıl yazacağız arkadaşlar? Hocam x artı 6. Evet, x artı 6'dır değil mi? Ali'nin yaşını bilmiyoruz. X artı 6. Bir sayının 5 katının 2 fazlası. X. Arkadaşlar x dedik 5 katı çarpmış. 5x 2 fazlası artı 2. Sami'nin kalemlerinin 7 eksiği. Aslan ne olur? Bu ifade nasıl yazılır? Sami'nin kalemlerini biliyor muyuz? Hayır hocam. X eksi 7 olmaz mı hocam? X eksi 7. Güzel. Devam edelim değerli arkadaşlar. Yağız, Ahmet'in yaşının yarısı. Evet, x bölü 2 dedik. Güzel, devam edelim. Eğmenin ağırlığının 3 katının 4 kilogram eksiği. Eğmenin ağırlığı x. 3 katı 3x. 4 eksi eksi 4. Evet arkadaşlar burada soranlar bizim neyimizi ölçmeye çalışmışlar. Acaba sözel bir ifadeyi öğrenci x'li denklem şeklinde yazabiliyor mu? Var mı bu kısımla ilgili bir sıkıntımız? Hocam peki ilk 3x yerine x3 yazsak yine olur mu? Olmaz. O zaman ne demek? Nasıl yazsak bir daha söyle. X çarpı 3 oluyor. X3. X3. Ya öyle bir gösterim yok. Niye yok? Çünkü biz neyi öğreneceğiz daha sonra? Kat sayı diye bir şey. Kat sayıları biz bilinmeyenin neresine yazıyoruz? Önüne. Sen şimdi şu mantıkla diyorsun. Çarpmada yer değişse de bir şey olmaz değil mi? Ama X3 o birazcık BMW X3 gibi falan oluyor. Böyle araba markası gibi oluyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu gösterimler uluslararası. Yani herkes aynı şeyi anlıyor bu gösterimler. Tamam mı? O yüzden hani ben böyle yazmak istiyorum şekilde olsun yapamıyoruz. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar şöyle hepinizi görecek şekilde getireyim. Evet. Zeynep'i göremiyorum, Esra'yı göremiyorum, Kerem'i göremiyorum. Arkadaşlar ikincisinde ise demiş ki bunları sayılarla eşleştirin. Bakın ne var elimde? 3x artı 5y eksi 9. Zeynep Rüya, bunun sabit terimi hangisi? Bu denklemin sabit terimi. Öyle Zeynep Rüya. Sesin kapalı. Sesini açmayınmış. Evet, evet. Kim sabit terimimiz? 5y. Dikkat. Sabit terim neydi arkadaşlar bir denklemde sabit terim? Hocam sadece sadece rakamdı. Sadece rakam hangisi Zeynep Hocam? 5. Aa, bak yanında x, y, a, b, c bir şey olmayacak. Ne var? 9. Eksi 9. İşaretiyle alıyoruz. Unutmayalım. Buna ne diyoruz? Sabit terim. Evet. Sabit terim. Zeynep de diyor ki ya okuldan çıktık geldik ders. Bu ne? Demiyor. Diyor mu? Arkadaşlar eksi 9 bunun sabit terimi. Devam edelim. Ali Emin 5x eksi 3y artı 9 ifadesindeki y'nin kat sayısı kaç? 3 hocam. Eksi kaç? 3. Eksi 3. Hep işaretleriyle alıyoruz. Eksi 3. Pardon. Eksi 3. Devam ediyoruz. Nisa Yağmur. 2x artı 7y eksi 6'daki terim sayısı. Kaç tane terim var burada Nisa Yağmur? Terim neydi arkadaşlar? Artı eksiyle ayrılan her bir ifade terimdir. Burada kaç tane görüyorsun Nisa Yağmur? Bak. 1. 2, 3. 3 tane terim var. Gördük mü? 2x birinci terim.
Artı 7y ikinci terim. Eksi 6 üçüncü terim. Hatırladık mı arkadaşlar bunu? Canlı. Evet. Devam edelim. Demiş ki 2x artı 6y eksi 3 ifadesindeki kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı Kadir Sadık nasıl buluyoruz? Kerem, Esra. Arkadaşlar x'in kat sayısı kaç? 2. 2'nin kat sayısı kaç? Artı 6. Davit terim aynı zamanda bir kat sayıydı. O da eksi 3. Arkadaşlar 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 2 eklediniz. Ne oldu? 5. Demek ki kat sayılar toplamımız 5'miş. Anlaşıldı mı efendim? Evet, anlaşıldı. Hemen devam ediyorum. 4a eksi 3b artı 2c'deki en büyük katsayı. Arkadaşlar bakın burada artı 4, burada eksi 3, burada artı 2 mi? Bunlardan en büyük olan kim? Artı. Artı. Evet. Bu şekilde. Peki biz burada neyi gördük? 1. Sabit terim. 2. Katsayı. 3. Terim sayısı. 4. Katsayı toplamı. Bakın burada da öğretmenlerimiz bu kavramları öğrenip öğrenmediğimizi ölçmüşler. Hocam bizde sayılı ifadeler çıkmadı. Çıkmadı mı sizde? Ama normalde ikinci dönemde çıkıyormuş. Efendim? Hocam keşke böyle olsaydı sınav. Keşke. Bu çok kolay mı olmuş sizinkine göre? Hocam bizim öğretmen zaten kolay soruyor. Yavaş yavaş artacak herhalde. Bizim hoca acımasız ya. Evet. Arkadaşlar burada bizim ise ondalık çevirmeleri göstermişler bize. Doğru mu yapıldı diye. Bakalım bu ondalık çevirmemize. 3 bölü 100. Ne olur arkadaşlar? Virgülden sonra 0 virgül 2 basamak olacaktır. 0 3 mü? Evet. Doğru yapılmış. 5 bölü 100 0 virgül 0 0 5 olmalı mı? Hayır. 0 virgül 0 5. Bu nedir? 5 bölü 1000 demektir değil mi? Virgülden sonraki basamak sayısı bize oradaki sayıyı gösterir. 2 bölü 10 0 2 doğru. 52 bölü 1000 bakacağım virgülden sonra. 3 basamak var mı? Var. 0.52. Bu da doğru. C şıkkı yanlış. Geldik diğer sorumuza. 20 bölü 3 kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar Taha hoş geldin. 23'e bölüyoruz. Hocam ya bundan kolay bir şey mi var? Bölelim bakalım ne oluyor. 20'nin içinde 3 kaç kere var? 6. 6 kere 3 18. 18. Aa yine 2 geldi. Hayda. 2 üçünde 3 yok. Hocam devirle. Virgül attı. Buraya da bir sifir mi koydu? Devir işareti koyacağız hocam. Evet hocam. 20'nin içinde 3. Hocam 20'nin içinde 3, 6. 18. Hocam yine 2. 6, yine 20. Devirle hocam. 2. O zaman 6'dan sonra kim devrediyor? 6. 6 mı? Hocam bugün Thales'e girdim. Böyle yine 6,6 üstünde çizgili şey vardı cevaplarda. Evet. Bak seviyorlar bunu. Sormuşlar. Hocam çıkmayacak bizde kesinler. Tamam artık sormuşlar. Biz hatırlamış olduk. Geçiyorum. Arkadaşlar çözümlenmiş biçimi buymuş. Hangi sayının? Bakın 4 kere 100 ne yapar? 400 mü? Bir kere tam kısmım 400'lü bir şey olacak. A ile B gitti mi? Evet hocam.
Bakın 5 kere 1 5. Demek ki 405 olacak. Bunda da hemfikiriz. 405 tam. Bakın %9. Buraya 9 yazarsam 10'da 9 olur. O yüzden bir tane 0 koymalıyım. Sonra 9 yazmalıyım ki %9 olsun. Sonra da 1000'de 2. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? C. C. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, ekranları kapalı olanlar. Taha, Kerem. Ekranlarımız açık olsun. Zeynep Rüya. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimli orandır? Ali'nin boy uzunluğunun Aslı'nın boy uzunluğuna oranı. Arkadaşlar ikisi de boy olduğu için ne olmayacaktır? Santimetreler gideceği için birimsiz oran. Bir şehre yağan yağmurun zamanı oranı. Yüz ölçü, Ankara'nın yüz ölçümü, İstanbul'un yüz ölçümü oranı. Bu da birim kalmayacak. Aynı çünkü. Cevizlerin birimsel oranı bu da. Hocam bir oluyor. B şıkkı değil mi? Yağmurun, bir şehre yağan yağmurun zamanı oranı. Geçen hafta olsaydı yağmur değil, bu kar olurdu. Evet. Nasıl bir dua ettiyseniz cuma günü tatil yaptınız. Öğretmenim, perşembe daha falan. Geçen cuma günleri okula gitmiyoruz. Evet. Yani valiyi artık baskı altına alıyorsunuz. Adam mecbur. Hocam cuma günü Çanakkale Zaferi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ydi. Hocam bir sürü gösteri yapmıştı. Yarın ertelen. Yani korktum bir ara diyeceksin ki ertelendi. Şundan korktum. 18 Mart'ı da tatil yaptılar falan diye. Arkadaşlar ülkemizde biliyorsunuz her önemli gün tatil, yatış. Bir inşaatta kullanılacak çimento kum oranı 2/7'dir. Ne demektir çimento kum oranının, çimento kum 2/7 olması? Şu demek olabilir, 7 teneke kum kullanacaksan 2 teneke çimento alacaksın karşılığında. Buna göre 21 ton kum kullanıldığına göre 21 7'nin kaç katı? 3 katı mı? 3 hocam, 3. O zaman 2'nin de kaç katı çimento olmalı? 3 katı. Yani 6 ton ne yapmalıyız arkadaşlar? Çimento kullanmalıyız. Evet, biraz kolay bir yazılı oldu. Çok basit. Evet, keşke böyle yazılarımız olsa diyorsunuz. Evet. 3'ün 14 oranı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilemez değerli arkadaşlar? Evet. Tamam, çok eti alalım. Bunları siz yapın. Tamam. 3'ün 14 oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet. Gönderdik mi? Hangisi olmuyor arkadaşlar? Hocam C. Evet, C olamaz. Nisa yağmur. Dikkat. 3/14 bambaşka bir şey değil mi arkadaşlar? 3/14. Fakat burada değerli arkadaşlar 3/14 bambaşka bir olay. Bir sakız makinesinde beyaz ve kırmızı sakızlar bulunmaktadır. Bize ne? Beyaz sakızların kırmızı sakızlar oranı 3/11. Kırmızı sakızların tüm sakızlar oranı. Şimdi arkadaşlar 3/11 neymiş? Beyazın kırmızı oranı. Bizden kırmızının tamamı oranı istiyor. Gönder gelsin. Evet, bakalım kimler anlamış. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar, burada toplam 11 tane kırmızı var.
Peki toplam kaç sakız var? 11 artı 3'ten 14 tane tüm sakızlar. Dolayısıyla cevabımız C şık. Yukarıdaki cebirsel ifade ile ilgili hangisi yanlıştır? Gönder gelsin. Hocam yanlış mı? Yanlışı istiyor. Dikkat, yanlış. 3 farklı değişken var mı burada? Var mı Zeynep? Ay evet. Var değil mi? X, Y ve Z olmak üzere 3 farklı değişken var. Demek ki doğru. 4 terim var mı? Evet. 1. terim, 2. terim, 3. terim, 4. terim. Bu da var. Değişkeni Z olan terimin katsayısı -1 mi? Hayır. Ay evet eksi var önünde. Eksi var, dikkat. Arkadaşlar eksi Z de yazabilirsin bunu. Eksi 1 çarpı Z de yazabilirsin. Değişir mi? Değişmez. Demek ki eksi yazıyorsa kat sayısı eksi 1. Artı Z olsaydı kat sayımız ne olacaktı? Artı 1. Biz kat sayılarda 1'i yazmıyoruz. Çirkin oluyor. Düşünsene şimdi bak şöyle yazıyorsun. 3x artı 5y eksi 1z. Böyle bir şey yok. 1'i yazmıyoruz. Anlaştık mı Ayşe? Tamam. 1'i yazmıyoruz. Evet. Sabit terim 6 mıdır? Hayır. Hocam eksi 6. Onu sonra dikkat etmek. Evet. Eksi 6'dır. İşaretiyle alıyoruz. Yukarıda verilen cebirsel ifadede benzer terimler hangileridir? Arkadaşlar 3x ile 3z benzeyebilir mi? Hayır. Değişkenleri farklı. 4y ile eksi 4 de benzeyemez. Birinde değişken var, birinde yok. Yok. 4y ile 3z de benzeyemez. Değişkenleri farklı. Bakın 3x ile eksi hem değişkenleri aynı hem de değişkenlerin dereceleri aynı. Bakın şöyle olsaydı olmazdı. 3x kare ile x. Bunlar benzer terim değildir. Değil. Ne zaman benzer olurlar? Bu da kare olursa. Derece üstündeki derecesi de aynı olmalı. Evet. Hangisi diyor? Yukarıdaki ifadenin terimlerinden biri değil. 3a var mı? Var. Var. 5b var mı? Yok. Niye? Hocam yok. Eksi 5b olması lazım. Eksi 5b olacak değil mi? Bu eksi 5b olmalı değerli arkadaş. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Bir şeyin araştırma sorusu olabilmesi için ne olması gerekir arkadaşlar? Sabit bir cevabının olmaması gerekir. Değil mi? Evet. Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencinin en sevdiği spor dalı hangisidir? Okulumuzdaki sınıftaki kız öğrencinin en çok dinlediği müzik türü hangisidir? Okulumuz hangi ilçede bulunmaktadır? Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencileri günde kaç sayfa kitap okumaktadır? Arkadaşlar neyini araştırıyorsun? Yani Amerika'yı yeniden mi keşfedeceksin? Hangi ilçede olduğu belli değil mi okulun? Belli. Yani farklı cevaplar alamazsın. Yani mesela en büyük takım hangisi diye bir araştırma sorusu olmaz. Değil mi? Bir büyük takım var ve diğerleri var. Olur ya, şaka yapıyorum. Herkesin için en büyük takım farklı. Peki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Diyor ki yukarıda alayım da büyüteyim biraz. Büyüme izin vermiyor. Evet. Yukarıdaki veriler Tarık'ın bir gün boyunca yaptığı telefon görüşmelerinin süresini göstermektedir. Bu değerlerin açıklığı kaçtır diyor. Değerli arkadaşlar, açıklığı bulmak için ne yapıyorduk? Hocam en büyükten küçüğü çıkarıyorduk. Evet, en büyükten en küçüğü çıkarıyorduk. En küçüğümüz 2 mi? Doğru mu? Hocam ben 2'yi görmemişim. Hocam ben 3 sandım. En büyüğümüz 3. 15 mi? 15 hocam. 15'ten 2'yi çıkar. 13 hocam, 13. 13. Hatırladık mı açıklığı da?
Evet. Evet. Hocam ben 2'yi görmedim orada. 3 yok. Aa, ikiz beni duyuyor musun Kerem? Duyuyor mu beni onlar? Taha, duyuyor musun? Uzaydalar galiba. Kerem. Evet. Gruptan kim ayrılırsa yaş ortalaması değişmez. Hadi bakalım kim buluyor? Bakın Fatih 14, Sultan 11, Mehmet 16, Handan 15. Çok emek istemiyorum hocam. Efendim? Çok emek istemiyor mu soru uzun değil mi? Çok emek istiyor. Çok yani yapmak için 40 fırın emek, ekmek lazım. O da eşittir emek. Evet arkadaşlar toplayalım bakalım. 14 ile 16'yı topladınız 30. Bununla bunu topladınız 26. 56 mı oldu? Aritmetik ortalamaya bakalım. 56 bölü 4'ten 14 mi oldu? Evet. Evet, Zeynep Rüya değişmemesi için ortalamadaki birinin çıkması gerekir. Yaşı ortalamayla aynı olan biri çıkarsa ne olmaz? Bu ortalama değişmez. Dolayısıyla Fatih annesi çağırdı, eve gitti. Ortalama ne olmadı? Değişmedi. Hep oyunlarda öyle şeyler vardır. Birinin topu vardır ya da bir şey getirir. Onun annesi çağırır. Biz çok uyuz olurduk. Bizim mahallede bir tane Yılmaz diye çocuk vardı. Güzel bir futbol topu vardı. Maça başlıyoruz. En hararetli yerindeyiz. Annesi hadi oğlum eve gel. O gittim mi maç da bitiyor. Top yok. Evet. Top yok arkadaşlar. Ne yapacak? Ve mecburen Yılmaz kimleri hangi takıma dağıtırsa onun dağıttığı takımlarla oynuyorsun. O, top onun yani. Kralı o. Yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar. Yukarıdaki kare zeminde verilen noktaların hangisinden AB doğru parçasına dikme çizilmiştir? Vallahi o kadar zor sorular sormuş. Hocam çok zormuş. Hangi okul? Hepimiz bu okula kaydolalım. Bir yazıda yazılmayan okul hangi okulsa. Evet. Arkadaşlar M. Aktır. Evet. M hocam C olacak. Evet. Adını boş bırakmışlar okulun ki herkes o okula kaydını aldırmasın diye. Evet. Arkadaşlar burada K açısı sorulmuş. Dikkat edin. K açısıyla 135 açısı nasıl açılar? Ters açılar mı? Evet. Ters açılar birbirine neydi? Eşit. E o zaman K artı 42 kime eşittir efendim? 135'e mi? Evet. E bunu karşıya salladık. 93 mi oldu? K 93'müş. Evet. Son soruyu da siz bulun. Üçgen B ne istiyor? Kareyi. Arkadaşlar birisi şöyleymiş. Şurası 123. Burası üçgen. Burası 90'mış. Dik açı. Arkadaşlar. Şurası 58. Burayı istemiş. Yani bütünler ve tümler açı dememiş de şekille göstermiş. Doğru mu? Evet. 123'ü kim 180'e tamamlıyor? 50? 7 mi? 57. 57. 58'i kim 90'a tamamlıyor? 32. 32. Topladınız efendim. Ne oldu kendileri? 80. 89. 89 oldu. Evet değerli arkadaşlar. 40 dakikaymış bir de. Süre 40 dakikaymış. Biz uzata uzata yani 25 dakikada yaptık. Hocam keşke böyle çıksa sınav. 10 dakikada 10 dakika bile sürmezmiş. Yani böyle bir sınav keşke yapsalar. O okulu merak eğitim öğreniyor. Evet arkadaşlar. Ben internette böyle öğretmenler paylaşıyor. Oradan aldım. Bir tane de başka bir şey yapalım. Görelim. Bakalım ne yapmış öğretmenlerimiz. Gerçekten sormuştur abi. Keşke bize sorsa. Keşke bize sorsa. Ne sınıf güzel olur. Bu ne? Bir tane de böyle yapmış. Evet. Bu çok cicili bicili yapmış ya. Bu sınava girmek isterim yani. Renkli renkli böyle. Hiç matematik sınavı gibi değil. Değil mi? Güzel. Allah'ım sorulara bak. Allah aşkına. Kesirlerde toplama.
Çıkacak mı kesirler? Hayır hocam, çıkmıyor. Evet. Arkadaşlar, yani gerek var mı? Geçiyorum bunu. Çok hayır hocam, gerek yok. Ondalık gösterimden izbaran çıkacak. Evet, ondalık kesirleri yazınız demiş. Yazalım. Arkadaşlar 4 çarpı 100, 400. 400. 5 çarpı 1, 5. Demek ki neymiş arkadaşım? 405 tam var. 405. Evet. Bakın, onda 7 dediği için 7. 7. 100 de var mı? Var. 8. Ne oldu? 405 tam. 178. Bakıyoruz, en büyük basamağımız 700. Sonra var mı? Yok. Demek ki 700 virgül. Onda birlerde kim oturuyor? 9. Yüzde birlerde? 5. Binde birlerde? 4. 9'da. Var mı? Ben bunu yazamıyorum, anlamadım diyen var mı? Yok. Yok. Peki. Arkadaşlar, hemen bir de toplama sormuşlar. Biz ne yapıyoruz böyle bir işlemde? Basamak tamamlama yapıyoruz. Şimdi dikkat edelim. Hata yapmamak için bakın, bunun virgülden sonra 3 basamağı, bunun 3 basamağı, şu arkadaşınsa 2 basamağı var. Ne yapmam gerekiyor ona bir tane? Ne ekleyeceğim? Ne? Sıfır. Nereye ekliyorum? Sıfırında. Sağına. Şuraya. Tamam. Anlaştık mı? Hadi şimdi toplayalım. 103 virgül 539 25 virgül, bakın basamaklar alt alta gelmeli. Yoksa hata yaparsınız. Devam edelim. 51 virgül 074. Topluyoruz efendim. 13'ün 3'ü evde var 1. 10, 17, 1 de evde vardı 18. 5, 1 daha 6, 1 de evde vardı 7. Artık eldemiz yok ve virgüle geldik. 3, 5 daha 8, 1 daha 9. 2, 5 daha 7. Birimizin altında başka bir şey yok, 1. Ne oldu? 179 tam, 1000'de 783. Arkadaşlar unutmayın. 3 demek aslında 3 virgül nedir? Sıfırdır. İstersen nasıl yazarsın? Taha, Esra, 3,00 yazabilir miyim? Yazarım. Bana hiç kimse engel olamaz. Mesela 5,1 ne demektir? İstersen Kerem bunu 5,10 diye yazabilir misin? Aynı şey. Ya da Ali Emin 5,100 diye de yazsak aynı şey değil mi bunlar? Aynı şey. İstediğin kadar sağa sıfır ekleyebilirsin. Sayı değişmez. Anlaşıldı mı efendim? Mesela dikkat. Burada kime sıfır eklememiz gerekiyor? Bakın 3 basamak mı? 2 basamak. O zaman şunu 560 diye mi yazacağız? Evet. O zaman ne oluyor? 83,539 ile 27,560'ı topladık. 9, 9, 0, dikkat. Eldeliğimiz buraya bir tam olarak geldi. 7, 3 daha 11 de elde vardı. 11 yine bir elde var. 8, 2, 10, 1 de elde vardı. 11. Bakın 111 virgül 1095. Anlaştık mı efendim? Pekala. Hemen aşağıya doğru inelim. Evet. Ne demişler? Problem sormuşlar. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 16'sı erkek öğrenci, kız öğrencinin erkek öğrencileri oranı nedir? Ay Allah'ım, ne kadar zor. Hocam çok zor ya. Kızların erkek oranı. Arkadaşlar 16 erkek var ise kaç kız vardır? 12. 12'nin 16'ya oran istenmiş. Doğru mu? Evet. Sadeleştirebiliriz evet. Bunu. 4'e böldük 3. 4'e böldük 4. 3 bölü 4. Elvin 12. Annesi 40 yaşındadır. Buna göre annesinin yaşını, yani anne bölü Elvin istenmiş bizden, oranı nedir? Anne 40 yaşında,
Elvin daha 12 yaşında. Kesin sizin yaş grubunuz 12 yaşındadır. Öyle mi? Soruyu yapmışlar. Evet. Böyle şirinlikler yapıyorlar. 40'ı 4'e böldük 10. Bunu 4'e böldük 3. Oranımız 10 bölü 3. Sunan'ın önüne konan demek istemiş. 50 cevizin, iyi de Tuna'nın önüne niye 50 ceviz koyuyor? Tuna karga mı? Niye 50 ceviz? Al Tuna, 50 ceviz. Kafasına vurur gibi. Tuna, bu ceviz, ceviz bu Tuna. Al 50 tane. Bazı önerler. Çocuğun önüne yemek koydun. Sanki hayvan o, ona bir şey ver. Çocuğun önüne yemek koydun mu? Koydum. Yalayıp yiyecek bitirecek. Ya Allah aşkına öyle şey mi oluyor? Evet. 50 cevizin 20 tanesini yemiş. Afiyet olsun. 20 ceviz de ne su satır ama. Değil mi? Hiç bir 20 ceviz yediniz mi? Hocam ben çok çabuk susuyorum. Öyle yersen. Ben yemediği cevizlerin yediği cevizlere oranı kaçtır? Ben de korktum. Hani bir tekerlememiz var ya, şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Sarımsaklamadıklarımızın sarımsakladıklarımıza oranı kaçtır? Soruya bak. Evet, arkadaşlar diyor ki yemediği ceviz. Kaç tane var? 30. Yediği ceviz 20. O zaman yemediği 30'un yediklerinin oranı nedir? 3 bölü 2. 2. Nasıl soru bundan? Efendim? Sınavsa ben hakkımı istiyorum. Ben okuldaki öğretmenler değil. Öğretmenim ne sınavlar var? Bize neler soruyorsunuz? Hocam bu LGS'ye sorulsun. Atanın Mert'in yaşlı oranı. Atanın Mert'e oranı 2 bölü 3 imiş. Ata 16 yaşındaysa yani 2'nin kaç katı? 8 katı bu. Evet. İkisinin yaşları toplamı. Bu arkadaşımız da 24 yaşında mı olmalı? Evet. Topladığında kaç yaşında bunlar? 40 mı? Evet. Hocam keşke böyle sorular çıksa. Ben merak ediyorum. Size ne çıkıyor? Hocam daha gelmedi bakalım. Arkadaşlar şöyle hızlıca hatırlayalım. Bir sayının 3 katının 4x'i. Bir sayı x, 3 katı 3x eksi 4. Terim sayımız 2. Sabit terimimiz eksi 4. Değişkenimizin adı ikiz mi? İkiz. Evet. Devam edelim. Bir sayının yarısını, sayı x, yarısı x bölü 2, 5 fazlası artı 5. Terim sayımız yine 2. Sabit terimimiz artı 5. Artı 5. Yine. Değişken x. Doruk'un parasının çeyreğinin 10 fazlası. Yok artık. X de çeyrek demek 4'e bölmektir. 10 fazlası budur. Arkadaşlar evet, yine 2 terimimiz var. Artı 10 ve 2. Esra'nın boncuklarının. Esra var mı boncuk? 4 fazlasının 2 katı. Dikkat. Burada ne yapılmış? Önce fazlası sonra katı istenmiş. O yüzden arkadaşlar x artı 4 parantezi aldık çarpı 2. Arkadaşlar bunu açarsak da ne olur? 2x artı 8 midir bu? Dağıtırsak. Terim sayımız 2. Sabit terimimiz artı 8. Değişkenimiz x. Hazal'ın cevizlerinin 7 eksiğinin yarısı. Önce x'in 7 eksiğini alacağız. Ve 2'ye böleceğiz. Arkadaşlar bakın kaç tane ifademiz var? X bölü 2 eksi 7 bölü 2 demektir bu. 2 tane ifademiz var. Sabit terimimiz eksi 7 bölü 2. Değişkenimiz x. Evet. Arkadaşlar bir iki sorumuz daha var. Onları da yapalım. Bitirelim. X eşittir 2 için değeri kaçtır? Ne demektir bu? X 4'ün yere kaç yazıyorsun? 2. 8 kere 2, 4 kere 2, 8, 5 daha 13. Evet. Bir çarpma yapmamız istenmiş. Arkadaşlar böyle çarparken hata yapabilirsiniz. O yüzden bunları rasyonel yazın. 0,7 nedir? 7 bölü 10 mudur?
çarpı 0,4 ile 4 bölü 10 mudur? 4 bölü 10. Yukarıyı çarptım 7 kere 4, 28. Aşağıyı çarptım 10 kere 10, 100. %28 hangi şıkta var? Adana. Adana değil mi? 0 tam %28. Anlaştık mı? Böyle böyle çarpamıyorsanız ne yapın? Rasyonel yazın, öyle çarpın. Yukarıda bir tombala oyun kartı verilmiştir. Kartın üzerinde bulunan çift sayıların adedinin tüm sayıların adedine oranı. Evet, çift sayıların tüm sayıları oranlayın. Kaç tane çift sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki toplam kaç sayı var? 15 mi? Evet, 15. 7 bölü 15 C hocam. C şıkkı olacak. 24 kişilik bir sınıftaki öğrencinin 4'ü sarı, 8'i kahverengi, diğerleri siyah saçlıdır. Nasıl bir sınıf bu? Buna göre sınıftaki sarı saçlı öğrencilerin siyah saçlı öğrencilere oranı. Arkadaşlar, sınıfımızda kaç tane sarı var? 4. 4. Sınıf 24 kişiydi. 12'si diğer renkler, diğer 12'si ise siyah mı oluyor? O zaman 4'ü 12'yi oranlarsanız 1 bölü 3. 9. soruya bakıyoruz. Su Eda'nın parasının 3 katının 5 eksiğinin yarısı. Hangisi oluyor bu? Ayşe dersten düştü. Burada. Tamam. Buradayım hocam. Tamam. Su Eda'nın parasının 3 katı. Su Eda'nın parası x. 3 katı 3x. 3x. 5 eksi 3 eksi 5. Bunun yarısı 5. Bölü 5. Bölü 2'dir. Bu hangisinde gösterilmiş arkadaşlar? Dikkat. Dikkat. C olur mu? Hayır. Dikkat. Arkadaşlar, bu ortak parantez şey değil mi? Ortak payda değil mi? E o zaman bu sayı nasıldır? 3x bölü 2 eksi 5 bölü 2. Bu şekilde yazılır. Bak buraya dikkat. O 2 ne demek? Hem 3x'i de 2'ye bölebilirsin hem de eksi 5'i de 2'ye bölebilirsin. Anlaştık mı şimdi? Hı-hı. Evet. Anlaştık. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Burada ne sorulmuş? 6. soruda büyükten küçüğe doğru sıralayın. Arkadaşlar, biz büyükten küçüğe sıralamada ne yapıyorduk? Yarıma veya tama yakınlığına bakabilirsiniz. Ya da paydaları eşitleyebilirsiniz. Ya da payları eşitleyebilirsiniz. Burada paydaları eşitlemek mi kolay, payları eşitlemek mi kolay? Pay. Pay. O zaman bunu 5 ile, bunu da 3 ile mi çarpacağız? Görebiliyor musunuz? Bakın 15 bölü 17. Diğeri ne oldu? 15 bölü 20 mi oluyor ikincisi? Öbürü de 15 bölü 18 mi? Peki arkadaşlar, bakın 17 parçanın 15'i mi? 20 parçanın 15'i mi? 18 parçanın 15'i mi? Hangisi en büyüktür? 18, 15. Dikkat. Hangisi en büyüktür? Bir pastayı 17 parçaya bölüp 15'ini alırsan mı daha çok alırsın? 20 parçaya bölüp 15'ini alırsan mı? 18 parçaya bölüp 15'ini alırsan mı? 20 parçaya bölersek. Dikkat. 20 parçaya bölüp 15 değil mi hocam? Efendim? 15 parçaya bölen 17 parça. 15. Hocam o zaman ha, 17. 17 parçaya bölen. Parça. Evet. 17 parçaya bölüp 15'ini alırsan geriye 2 küçük parça kalır. 20'ye bölüp 15 parça alırsan geriye bayağı parça kaldı. Dolayısıyla en büyüğümüz kim? 15 bölü 17. Sonra 15 bölü 18 yani 5 bölü 6. Sonra ise 3 bölü 4. Anlaştık mı efendim? Evet. Anlaştık. Şöyle bakıyorum. Diğer sorular çok basit.
Evet, Ali Tamer hazırlamış. Alkışlıyoruz kendisini. Daha kolay hazırlasak. Ali Tamer hangi okul? Neyse gidip bulmam. Evet. Arkadaşlar, bugünlük böyle genel bir hatırlatma yapmış olduk. İnşallah yazılar öncesi böyle bir hatırlatmayla verimli bir şekilde yazılıya girersiniz. Yarın aynı saatte, aynı kanalda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Zeka sorumuz yarın gelsin. Tamam mı? Zeka sorumuzu yarın.